Sayın konuklar, çok değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun Dünya Açılan Kapısı Kaşgar TV ve Serhat Bilgim TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bir Serhat Gündem programında yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum Bey ile birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? Kars Spor'u konuşacağız. Tabii Kars Spor 2012 yılında profesyonel ligde oynamış ve tüm Türkiye'deki Karsları da heyecanlandırmış. Özellikle gurbetteki taraftarlar grubu bütün deplasmanlara katılmış. Kars o sahalarda, gerçekten futbol sahalarında, o maçlarda Kars cümlelerle dinletmişler oraları. 2012'den sonra amatör düzeye düştükten sonra artık Kars Spor kendini toparlayamamış ve 2016 yılında isim değiştirerek Kars 36 Spor olmuş ve bugün gördüğünüz gibi son günlerde artık Kars 36 Spor 9 gol atıyor, 5 gol atıyor, 7 gol atıyor. Tabi sahalarda yine sesler yükseliyor. Özellikle maçlara katılım da çok yükseliyor. Bugün Kars 36 Spor'u 2. lige nasıl çıkaracağız? Önce 3'e sonra 2'ye nasıl çıkaracağız? Onu tartışacağız. Yani futbolda kulüp başkanı olmak demek para vermektir. Kulüp başkanı olmak demek işini, gücünü, evini bırakıp zaman ayırmaktır. Kulüp başkanı olmak demek herkesten tepki almaktır. Yani gerçekten büyük eleştiriler almaktır. Demek ki Ali Uçum Bey kendine güveniyor. Gerçekten cesaretli. Kendi ilinin takımının bir yere gelmesi için mücadele verecek. Çünkü bir takım bir kimliği, bir kentin kimliğidir. Özellikle eğer profesyonel maçlarda ne olacaktır? Büyük takımlar da Kars'a gelecektir. Kars'a maçlarını yapacaktır. İlimizde öyle tanınacak ve ilimizde ona o manada reklam yapılacaktır. Çünkü Kars'taki tarihi dokuyu o sayede gelen futbolcular, kaptanlar, hocalar o sayede görecekler. Efendim, öncelikle yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi tebrik ediyorum. Yani gelip gerçekten bir ağır yükü almak, bir amatör ligde mücadele veren bir takımı yukarı taşımak için yani buna bir transfer lazım, buna hoca transferi lazım, maddiyet lazım, para lazım, seyirci desteği lazım, karşı haklı lazım. Demek ki kendinize güveniyorsunuz. Öncelikle seyircilerim sizi tanımak ister. Efendim, öncelikle ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Kaşgar TV ailesi olarak şereflendirdiniz. Bizlerin sesini Türkiye'ye, futbol camiasına duyurmak adına buralara kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ali Uçum, 1975 Kars Susuz doğumluyum. 2 yaşında Kars'tan İstanbul'a göçen bir ailenin çocuğu olarak 23 yaşına kadar İstanbul Eyüp Sultan'da ikamet edip sonrasında hasbelkader bir kader mi diyelim, Japonya'ya gitme gibi bir şans elde ettim. 98'in Kasım ayında Japonya'ya gittim. O gün bugündür yaklaşık 24 yılı tamamladık. Japonya'da kendi işimi yapmaktayım. El dokuma halı ticareti yapıyorum. İran'da imalat hanemiz var. İran'da ürettiğimiz el dokuma halılarını Japonya'ya ihracatını yapıp orada perakende, toptan satışlar yapıyoruz. Bunun yanında küçük çaplı güneş enerji sistemlerinde, güneş enerji sistemleri sektöründe işlerimiz var. Son 5-6 yıldır doğduğumuz bu topraklara geri dönmek nasip oldu. Çok. Bu herhalde kader. Bizim buraların farklı bir değeri var. Bu toprakların gerçekten farklı bir maneviyatı var. Burada doğan, çok küçük yaşlarda buradan ayrılmış olsa bile bir vesileyle buralara geri gelme hissiyatı duyuyor. Ben de bunlardan biriyim. 5-6 yıldır Kars'a çok sevdiğim için gerçekten ufaktan küçük çaplı yatırımlar yapmakla başladı benim Kars'taki hikayem aslında. Derken 3 ay önce Kars 36 Spor... Şimdi efendim ben Kars Spor, 36 değil Kars Spor, sonra da 36 Spor oldu. İstanbul Taraftarlar Grubu'nun onursal başkanıyım. Evet. Sürekli olarak siyasilerimizle şunu konuştuk. Efendim biz spor kompleksi istiyoruz. Biz dışarıdan futbolcu almak istemiyoruz. Biz dışarıdan futbolcu alınca maçlarda şaibe oluyor. Oynayan oluyor, oynamayan oluyor. Başka, yani kimsenin aleyhinde konuşmayalım ama futbolcunun başka tarafa söz verip düzgün gol atmadıklarına da şahit olmuşuz. Dolayısıyla dedik ki kendi çocuklarımız burada yetişmesi gerekiyor. Şimdi burada Kars Spor'u önce 3'e sonra 2'ye sonra 1'e taşımak için buna altyapı gerekiyor. Evet. Bu noktada bir gençsin, uluslararası ticaret yapıyorsun.
Yani ithalat, ihracat yapıyorsun. Fakat bir yerden, Kars bir yerden başlamalı. Bir yerden başlamalı. Dolayısıyla ekibiniz olarak bana göre ilk spor kompleksinden başlamamız gerekiyor. Şimdi sahanız da yok. Futbol sahanız yok. Yani deplasmana gelen insanlar nerede oynuyor? İşte efendim bizim üniversitenin şeyinde oynuyor. Dolayısıyla bu da bir şey, prestij kaybıdır. Bu noktada nasıl bir yol izleyeceksiniz? Gördüğümüz kadarıyla yani siz Kars 36 Spor Kulübü'nde şu kulübü iş adamı gözüyle o kültürle ileriye götürmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada neler yapacaksınız? Şimdi güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Biz bir defa Kars 36 Spor'u dediğiniz gibi bir şirket gözüyle bakarak yönetmek istiyoruz ve öyle yapıyoruz. Yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yakında bunu basına da medyaya açıklayacağız. Burada biz işimizi gerçekten ciddiyetle yapmak zorundayız. Bir tesisimiz yok. Kars 36 Spor'un bir geliri de yok maalesef. Yani bu geliri elde etmek için öncelikle kurumsallaşmamız gerekiyor. Burada bizim dediğiniz gibi bir stadımızın olmayışı bizim için biz büyük bir prestij kaybı, büyük bir handikap. Biz bu arada sizin aracınızla Kafkas Üniversitesi yönetimine ve Rektör Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onlarla yapmış olduğumuz protokol aracılığıyla onların üniversitenin sahasında maçlarımızı oynuyoruz. Bu aslında bizim için büyük bir ayıp. Bu şehir için bir ayıp. Şehir takımının maçlarını oynayabileceği bir stadı yok. Ya bu gerçekten bu şehir için ayıp. Bunun bir an önce kimin yaptığının hiç önemi yok. Bir stadın yapılması lazım. Hadi bu seneyi yapım aşamasıyla geçirelim ama seneye biz bir şehir stadında maçlarımızı oynamamız lazım. Bunun bize bir defa avantajı çok çok fazla. Biz son 7-8 maçımızı üniversite stadında oynarken gerçekten rüzgara karşı, yağmura karşı, kara fırtınaya evet, karşı. Evet. Siz de biliyorsunuz. Siz de taraftar onursal başkanısınız. Aslında camianın içinden birisiniz. Benden çok çok daha eskisiniz. Hiç de bu konulara yabancı değilsiniz. O yüzden buradasınız. İlginizden bunu anladım. Teşekkür ediyorum. Bir an önce bizim stada ihtiyacımız var. Ben bunu bu seçim marifetiyle de elimize gelen, maçımıza gelen siyasilere de Sayın Bakanımız Ahmet Aslan olsun, Yunus Kılıç olsun, işte İyi Parti adayları Alparslan Yüce Hoca olsun. Birçoğuna biz bunları ilettik. İşte CHP'nin birinci sıra adayına bunları söyledik. Hatta biz bunları Spor Bakanlığı'na şu anda... Mehmet Uçum'u atlıyorsun. Mehmet Uçum Bey'e özel ondan bir isteğimiz olacak bu konuyla alakalı. Spor kompleksini ondan isteyelim rica edelim. Evet, ondan da isteyeceğiz. Kendisiyle bu konuyla alakalı da özel bir görüşmeyle talep edeceğiz. Çünkü bu bizim şahsımıza istediğimiz bir konu değil. Ben beni tanıyan herkes bilir. Ben şahsıma hiçbir zaman hiçbir yerde bir şey istemedim. Bu burası bu STK Kars halkının, Kars şehrinin en özel, en büyük STK'sı. Buraya sahip çıkmamak, futbolu seversiniz sevmezsiniz. Buraya sahip çıkmamak gerçekten Kars'ın ayıbıdır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ben bu işin içine girdiğimde yarıda bırakmak veya gerçekten büyük sorunlar içerisinde girdik. Yarıda bırakmak doğru olmazdı ve bırakmadık. Dolayısıyla biz stadımızı bir an önce yapmamız lazım. Bunun evet. Dışında biz de dediğim gibi markalaşıp kurumsallaşmak için biz pozisyonumuzu da aldık. Yol haritamızı çizdik. Yönetimdeki arkadaşlarımızın görevlerini belirliyoruz. Bizim burada bir diğer konu, geçmişten bugüne Kars Spor'a, Kars 36 Spor'a destek olan, maddi manevi destek olan bir sürü önemli iş adamımız var, Karslı iş adamları. Bugün belki o insanlar, işte biz tabii kimseden bu arada şunu söyleyeyim. Biz kimseden karşılıksız para istemeyeceğiz Kars 36 adına. Bizim böyle bir talebimiz olmayacak. Biz sadece bu takıma sahip çıkılmasının önemli noktalardan bir tanesi sponsorluklar. Sponsorluk olacak, olabilirler. Hem kendi isimlerinin reklamını yaparlar hem de biz buradan bir gelir elde ederiz. Biz bunun dışında kurumsal yapımız içerisinde Kars 36 Spor'un kurumsal ürünlerini üreteceğiz. Biz bunların çalışmasına da başladık. İnşallah yeni sezon başladığında birçok ürünümüz hem online olarak internet üzerinden satışları başlayacak hem de şehrimizin bir noktasında Kars 36 Store'unu kurmak istiyoruz. Zaman zaman belki İstanbul gibi, Ankara gibi, Bursa gibi, İzmir gibi
değerli hemşerilerimizin yoğun olduğu illerde belki önemli resepsiyonlar vereceğiz. Belki önemli geceler yapacağız. Tabii buradaki amacımız bizim, yine şunu söylüyorum, bu benim için olmazsa olmaz. Biz hiç kimseden karşılıksız para istemeyeceğiz. Ürettiğimiz ürünleri biz satmak için PR yapacağız, reklamını yapacağız. Bizim yol haritamızın ana kalemi bu. Yani ürettiğimiz ürünle ticari zekayla gelir elde etmek. Efendim, Karspor kimseden bedava para istemeyecek. 13 gol, 9 goldan sonra Kars halkı sokakta size ne dedi? Ve maçlarınıza katılım arttı mı? Şimdi evet. Gerçekten her geçen hafta tribünlerin biraz daha dolduğunu gördük. Bunu net gördük. Onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan gerçekten okuyamadığım yüzlerce mesaj var. Yüzlerce mesaj var. Buradan seyreden taraftarlarımıza da teşekkür ediyor ve cevap veremediklerimizden de özür diliyorum Karspor adına, kendi adıma. Gerçekten ilgi çok yoğun. Ligi sondan alıp ikinci yarıda ligin sonundan alıp 8. sırada 26 puanla bitirmek büyük başarı. İkinci yarının en çok gol atan takımı biziz diye yanlış bilmiyorsam öyle. Gerçekten gol yağmuruna tuttuk rakiplerimizi. Çok başarılı. Halkın, taraftarın gerçekten tepkisi çok iyi bu konuda. Şimdi gurbet, deplasman çok önemli. Siz kulüp başkanı olarak gelirsiniz ama Kars 36 spor için bağıran çağıranı bulamayınca o maçta heyecan olmaz. Evet. Bizim harbiler var, deli grup. Gerçekten bütün maçlarda katıldığında o tribünü inletirler. Kars 36, Kars harbiler için ne diyorsunuz yani? Hiç burada bir selamınız var mı? Tabii hepsine buradan saygı selamlarımızı gönderiyorum. Tabii tribün liderleri bizim her maçımızı yalnız bırakmıyorlar. Bizimle beraberler. Tribünün renkleri Kars 36 Harbiler ve diğer taraftar grupları. Ama onlardan istirhamım artık yeni sezona biz gerçekten Kars 36 Spor olarak ben şunu söylüyorum. Geçmişi unutun, geleceğe bakın. Biz gelecekte bu yeni sezonda gerçekten çok farklı bir kimliğe sahip, farklı vizyona sahip bir Kars 36 Spor'la tabiri caizse podyuma çıkacağız. Onlardan da isteğimiz tribünleri hınca hınç doldurmaları. Burada tabii de çok önemli. Şimdi kadınlarımızın, gençlerimizin, kızlarımızın rengarenk cıvıl cıvıl bir tribün doldurmalarını istiyoruz. Yani aileleriyle inşallah maçlara gelirler. Tabii burada bunu yapabilmek için yazın tamam olur bu ama kış şartlarında yine aynı konuya geleceğim. Bu mevcut statta insanların gelip orada maç seyretmesi maalesef mümkün değil. Biz bir an önce kış şartlarına uygun, sadece bunu biz kendimiz için de istemiyoruz bu arada. Amatör takımların da kış şartlarında rahat top maçlarını oynayabilecekleri bizim bir stada ihtiyacımız var ki biz de bu statları dolduralım. Harbilere ben buradan ve diğer taraftar gruplarına saygı selamlarımı gönderiyorum. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Son sorumuz hayallerinizdedir yani. Birinci mi, ikinci mi, üçüncülük mi? Benim hayalim her zaman en yüksek olmuştur. Yani yükseğin bir altı, en üstün bir altı değildir. Tabii ulaşmayız bu Allah'ın takdirinde. Biz hedefimizi en yukarıda tuttuk. Birincilik inşallah. Geçmişte Kars takımı, Kars Spor ikinci ligi görmüş bir kulüp. Bu sevinci, bu heyecanı Kars halkına, Kars taraftarına yaşatmış. İnşallah biz bunu yaşatacağız. Yani birincilikte top oynamak istiyoruz. Bu takımı birincilikle çıkarıp buraya Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'ların deplasmana geldiğinde de ya Karsspor helal olsun tesisinden, stadından, taraftarından, kenetlenmiş halkından gurur duyulmasını istiyoruz. Yani bu zor değil, gerçekten zor değil. Burada sadece istemek önemli. Biz bunu yapacağız demek önemli. Burada kamuoyundan bize inanmaları, destek vermelerini istiyoruz. Yani iki maç yenilgiden sonra hadi istifa olaylarını falan bırakmak lazım. Bugün bakıyorsunuz isim vermeyeyim, milyon dolar yatırımlar yapıyorlar birincilikteki takımlara. 3-4 yıl şampiyon olamıyorlar. Ama bu futbolda var yani. Bu da var. Biz burada tabii ki hedef başarı,
Önce üçüncülük, sonra ikincilik, sonra birincilik. Bu kesinlikle ve kesinlikle bizim hedefimiz. Ama en önemlisi biz kurumsallaşma ve tesisleşme konusunda ses getirecek bir yapıya sahip olmak için yola çıktık. Bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Efendim, hayalleriniz gerçekten birincilik. Gördüğüm kadar ben de sevindim. Bu memleketin insanı olarak. Gurbette çok sayıda vakıflarımız var, federasyonlarımız var, derneklerimiz var, STK'larımız var. Onlara ne diyorsun? Son sorumuz bu efendim. Vakıflarımızdan, STK'larımızdan, Kars kökenli büyük şirketlerimizden biraz önce de söyledim. Bizim beklentimiz Kars 36 Spor'a, Kars'ın tek şehir takımına sponsor olarak destek olabilirler. Biz hiç kimseden, birazdan söylediğim gibi, bir lira dahi karşılıksız bir para istemiyoruz. Burada forma sponsorluklarımız olacak, stat sponsorluğumuz olacak, tesis yenileme, tesislerde sponsorluklarımız olacak. Biz bu arada tabii ki sosyal medya hesaplarımızı Kars 36 Spor'un çok aktif şekilde kullanmak için profesyonel bir şirketle de anlaştık. Bundan sonraki süreçte bize sponsor olacak her STK'nın ve şirketin reklamını da biz burada tabii ki layıkıyla yapacağız. Burada da bu şirketler olmuş olduğu sponsorluğun karşılığını da bulacaktır. Konu şu aslında. Burası evet bir futbol kulübü, bir STK. Fakat FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da koymuş olduğu kural dahilinde artık kulüpler şirketleşmek zorunda. Ve biz burayı şirket gibi yöneteceğiz. Başka şansınız yok zaten. Evet. Efendim, sayın konuklarımız, çok kıymetli izleyicilerimiz, Bir Serhat Gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kars 36 Spor konuştuk ve bu kıymetli zamanını ayırıp bizimle bir saattir sorularımızı yanıtlayan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı, iş adamı Sayın Ali Uçun Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere, hoşçakalın efendim.